Biliyorsunuz 31 Mart seçimlerinde DEM Parti kazanmasına rağmen iptal edilen YSK ve AKP işbirliğiyle aslında organize bir şekilde el konulan bir belediyemiz. Hilvan Belediyesi normalde şu anda DEM Parti'de fakat el konuldu. Peki neden el konuldu? Çünkü Hilvan halkı iradesini partimizden yana koydu. Halk iradesi aslında tecelli etti. Fakat AKP'liler bununla başa çıkamayınca ne yaptılar? Bilinçli bir şekilde ve bence örgütlü ve çetecilik yöntemleriyle iki tane sandığı yakarak, oy pusulalarını yakarak, bunları teşhir ederek, kamusallaştırarak iptal için bir de YSK'ya başvurdular. Kendi itirazlarını yaptılar. Hem iptal ettirmek amacıyla kendileri suç işlediler, hem de bu suçun şu anda faydasını sağlamaya, kendilerinden yana fayda sağlamaya çalışıyorlar. Hukukun tabii ki hiçbir kuralı DEM Parti söz konusu olunca, Kürt halkı söz konusu olunca işletilmiyor. Kendiniz suç işleyeceksiniz ve bu suç sebebiyle belediyeyi almaya çalışacaksınız. Böyle bir kuralsızlık, böyle bir ilkesizlik, böyle bir zulüm herhalde dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Ama AKP iktidarı tabii ki her gün zulüm politikasına, zorbalık politikasına bir yenisini daha ekliyor. 31 Mart'tan geriye tabii ki birçok hukuksuzluk, haksızlık, el koyma, gasp girişimi oldu. Partimiz tabii ki Hilvan'ı aldı. Hilvan Belediyesi Hilvan halkındır. Fakat dediğim gibi el konulduğu için şimdi 2 Haziran'a bütün Hilvan halkı çalışıyor ve belediyesini geri almak için sokak sokak, köy köy, bütün mahallelerde çok geniş bir çalışma yürütülüyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü karşımızdaki güç dürüst değil. Çünkü karşımızdaki güç hakkaniyetli, hukuka uygun ve halk iradesini esas alan bir anlayışla seçim çalışması yürütmüyor. Arkadaşlardan bilgi aldım. Ben de yakından takip ediyorum. Şu anda Hilvan'da bir yanda devlet, kamu, cumhurbaşkanlığından meclise, meclisten vekillere, vekillerden meclis başkan vekiline, valiye, kaymakama, emniyete, jandarmaya, bütün kamu gücü Hilvan halkının ve DEM Parti'nin karşısında çalışıyor. Ben bunu düşünürken aslında biraz gülümsemek istiyorum. Çünkü bütün kamu gücüyle halkı yenmeye çalışıyorlar. Halk iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. Ama şöyle bir temel ilke var ki dünyanın her yerinde halkın iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur, olamaz. Halka rağmen halk yönetilemez. Halk baskı altına alınarak, zulmedilerek, zorbalıkla, hiçbir hukuku tanınmadan ben bu belediyeyi aldım demenin, alacağım demenin kayyum gaspından başka bir izahı yoktur. Bir darbecilik yöntemidir ve AKP tabii ki Türkiye tarihine de, dünya tarihine de darbeciliği kesintisiz uygulayan bir iktidar olarak geçecektir. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir, öncelikle kara propaganda yapılıyor. Tabii ki partimize ve adaylarımıza karşı her türlü kirli yöntemi kullanıyorlar. Şunu söyleyelim, biz ilk kez belediyeleri yönetmeyeceğiz. Biz uzun yıllardır, 10 yıllardır yerel yönetim anlayışımızla hem dünyada hem de Avrupa Yerel Yönetimler Komisyonu'nda ilgili mecliste en çok demokratik davranan yerinden ve yerelden yönetimi, halka dayalı yönetimi, kadın belediyeciliğini, eş başkanlığı, gençliğin her kademede yer aldığı, kadınların zaten eşit temsille yönetimde olduğu bir belediyecilik anlayışını geçmişte uyguladık. Ve Hilvan'da da diğer aldığımız bütün belediyelerde de bunu uygulayacağız. AKP'nin derdi demokratik bir yerel yönetim ve belediyecilik değil. AKP'nin derdi şatafatlarını belediyelere, illere, ilçelere yayarak halkın olan parayı, kamu gücünü
halkın karşısına dikmek ve kendilerini, etraftakilerini zenginleştirmek. Zaten sizler de yakından izliyorsunuz. 31 Mart'tan sonra Türkiye'nin her tarafında ve Kürt illerinin hemen hemen hepsinde devasa borçlar bırakılmış ve halka hizmet yerine kendilerini ihya etmenin, zenginleştirmenin bütün yollarını, ahlak, siyasi ahlaksızlığını sonuna kadar kullanmışlardır. İşte bu kara propagandaya karşı biz diyoruz ki halkın belediyesini halk yönetecek. Artık belediye, Hilvan Belediyesi de tabii ki Hilvanlıların olacak. Onların yerel yönetim anlayışı burada, bizimki de burada yanında duruyor. Tabii ki halk kendinden yananı olanı tercih edecek. Onlar ne yapıyorlar? Gidip muhtarları, köylüleri tehdit ediyorlar ve diyorlar ki eğer biz kazanamazsak elektriğinizi keseriz, suyunuzu keseriz, yollarınızı yapmayız gibi bir korkunç, vahim bir propaganda içindeler. Şantaj ve tehdit dili AKP'nin zaten en büyük resimlerinden bir tanesi haline gelmiş. Biz Hilvanlıları halkımıza sesleniyoruz. Bunları sakın ciddiye almayın. Ne elektriğinizi, ne suyunuzu, ne tehditlerini bu şekilde ciddi, yani kesme iddialarını ciddiye almayın. Çünkü bunlar kazanmak için her yol mübahtır diyor. Kazandıktan sonra da orayı bir karakola dönüştürecekler. Nitekim geçmişte burada AKP belediyeciliği vardı ve halka hiçbir hizmet yapmadığını, halkın kaynaklarını kendilerinin tarafından kullanıldığını biliyoruz. İşte 5 kilometre ötede baraj var ama Hilvan halkı susuzlukla mücadele ediyor, işsizlikle mücadele ediyor. Bunun gibi devasa sorunları var. Bu yalanlara karnımız tok. Hilvan halkının da karnı toktur. Tabii arkadaşlarla görüştük. Yine AKP'nin seçim araçlarının kaymakamlık binasında park edildiğini ve adeta kaymakamlığın seçim çalışma bürosu olarak kullanıldığını bütün Hilvanlılar biliyor. Kaymakam memur olarak böyle bir yetkiye sahip değil. Urfa valisinin böyle bir yetkisi yoktur. Onlar halk iradesinin karşısında sadece hizmet etmekle mükellef kamu gücüdürler, kamu memurlarıdırlar. Buradan onları da uyarıyoruz. İradeye gölge düşürmeyin, düşürtmeyeceğiz. Çünkü karşınızda tüm Hilvan halkımızla beraber DEM Parti olarak tam karşınızda ve halkı temsil edenler olarak tabii ki 2 Haziran'da belediyemizi geri alacağız demek istiyorum. Ve şunu da bir daha söyleyeyim. Yine başka bir vaatleri var. Aslında bu dünyanın neresinde olursa Türkiye'de bile skandal olması gereken bir veri var elimizde. Urfa'nın 13 ilçesi var. Tek ilçede İşkur ne yapmış? Kurasız bir şekilde 500 işçi alacağız diye bir ilan da bulunmuş. İlan çıkarmış. Ne demek bu? Ben seçimleri kazanmak için İşte işçileri işe alacağım diye bir rüşvet teklif ediyor. İşsizlik sadece Hilvan'da yok, bütün 13 ilçede var. Ve İşkur'da AKP'nin seçim propagandasının bir aracı olarak kullanılıyor, kendini kullandırtıyor. Ve bu konuda İşkur'un açmış olduğu ilanında aslında skandal olduğunu ve yine Hilvan halkının iradesini gasp etmeye yönelik olduğunu da buradan ifade ediyorum. Attığınız her adımı görüyoruz. Adım adım peşinizdeyiz. Kesinlikle hiçbir hukuksuzluğa müsaade etmeyeceğiz. Tabii ki halkız. Halkın kendisiyiz ve Hilvan halkıyla birlikte 2 Haziran'da dediğim gibi kazandığımız belediyeyi bir kez daha kazanacağız. Ve bu sefer bütün Hilvanlılara şu çağrıyı yapmak istiyorum. Ne olur 521 oy farkıyla almayalım. Bunu katlayalım. Bunu oy farkını binlerle onları çarpalım ve bir daha kendilerine gelmesinler. Çarpma işlemiyle 521'i 3 ile, 2 ile, 4 ile, 5 ile gerekirse çarparak onların boyunun ölçüsünü kendilerine aldıralım ve Hilvan halkının zorbalıktan yana değil, kendinden, iradesinden, partisinden yana olduğunu gösterelim.